İşte böyle işte ha. Google'dan bu yazıp okumaya benzemiyorum. Sehri ayin bu çayı dil güsa da işte bu senk nişan oldu demek. Ne demek? Burada çok muhterem bir kişiye bir nişan verilmiş.
Ben de onu diyecektim ya. İşte. Yani öyle, sen demesen ben diyecektim onu. Öyle forumda yazdırıp bize bilmiyorum diye kakalamak kolay. Abi sen dedin. Ağzımdan al. Lafı ağzımdan aldın öyle sen. Tamam gel. Diliyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Hocam çıkabilir miyiz ola? Tamam tak çıkarız. Geldi mi yukarıdan haber? Sizden destur var mı? Yukarıyla bağlantıyı siz kuracaksınız. Biz gidelim o zaman. Diğer komutan da çıktı getirseydiniz. Arkadaşlar lütfen diğer arkadaşlara saygı duyuyoruz. Ciğerle soğan yan yana gider. İstemeyen başka otobüse. Kafirlerin otobüsüne. Ben bir içimde beni yazaklamış yaptım. Aklımda mı yoktu tabi. Ben de bilmiyorum. Hiç yok. Bu ya da şuradaki ters taleyle ilgili hikaye mi? Hem bir şey, daha önceden buranın bulunduğu yer Lale Bahçesi'ymiş. Mimar Sinan burayı cami yapmak için istediği zaman da buranın sahibi olan kadın vermek istememiş. Çok ısrarcı olmuş, terslik yapmış, çok sıkıntı çıkarmış. En sonunda bu camiye yaptığın esere benden bir ifade, beni belirtecek bir simge yapmak kaydıyla veriyor yerini. O zaman da kadın çok aksilik ve terslik yaptığı için bir lale bahçesi olduğundan dolayı lale yapıyor ve laleyi de ters yapıyor. Yani rivayete göre de onun her zaman bir aşağıya doğru kaydı, yer zeminine ulaştığında da kıyametin geleceğini anlatılıyor. Ama tabii bu kısmı bir rivayetten ibaret. Buradaki ters lalenin anlamı. Kabartma şekli. Thank you.
Oradan basıyorsun.